Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan. Yeni bir keydrop videosuna daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün 1656 dolarlık güzel bir bakiyem var ve sizlerle güzel bir şekilde katlamaya çalışacağım. Ama onun öncesinde sizler de isteği bakiye yüklemek istiyorsanız eğer sağ üst taraftaki deposit bölümüne geliyorsunuz. Burada sağ üstteki promo kod bölümünü açıp buraya Aslan yazdıktan sonra repliği tıklarsanız eğer %10 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz eğer bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. Ayrıca ekstradan gold coin de kazanıyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakiye yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Onun dışında arkadaşlar şu anda yeni bir giveaway oluşturdum. 12.000 dolar değerinde. Bir tane AWP Dragon Lord, bir tane M4A4 Hall, bir tane daha AK-47 gold arabeskimiz var içerisinde. Buna da aslan kodumla 400 dolar yatırarak katılabilirsiniz. Çekilişin linki açıklamada var. Sizler de çekilişe katılmayı unutmayın. Ayrıca arkadaşlar sizlere private swap'tan bahsedeceğim. Private swap itemlerinizi alıp satıp takaslayabileceğiniz aktif olarak en iyi fiyatları veren CS2 item alım satım ve takas sitesi. Sizler de private swap'ta %35 bonus kazanmak istiyorsanız eğer bakiye yükleme bölümüne gelip buraya aslan yazdıktan sonra ip diye basarsanız eğer %35 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? 100 dolar yüklerseniz 135 dolar, 1000 dolar yüklerseniz de 1350 dolar bakiyeniz oluyor. Sizler de private swap'ta aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şimdi videomuza devam edelim. Şimdi geldik arkadaşlar Steakhouse Battle bölümüne geliyorum ve bugün sizlerle birlikte event kasalarından falan uzaklaşmak istiyorum. Geleceğim. 5 tane karambit, 5 tane butterfly koyarak başlıyorum. Bunu geleceğim. 4 kişi borrow mod, normal mod, underdog modda başlatacağım. Şimdi ya da underdog değil de normal mi başlatsak diye düşündüm ama yok ya. Bugün şanslı hissetmiyorum kendimi underdog. Geliyorum. İlk yere Zantaris'imi aldım. Yanına geldim. Kalixpam'ı aldım. Son yere de geliyorum. Kaptan Mayer'imi alıyorum. Kaptanım bize güzel bir item çıkartır buradan. Hadi bakalım ilk kasayla başlıyoruz. İlk kasadan güzel bir item alarak başlayabilir miyiz? Başlayabiliriz. Kaptanın bir tane 2000 dolarlık karambit Case Ardent çıkarttı. En düşük Zantares, sonra benim. Şimdi Zantares'im de güzel bir item çıkarttı. Zantares'im de bizi geçti. Çok güzel. Güzel bir başlangıç yaptık. Umarım bu kadar güzel şekilde devam edebiliriz. Eforus çekti Kalixp ama ucuzmuş. Çok da pahalı değilmiş. Minimal Wear gelmiş. Dördüncü kasadayız. Karambit'te al işte. Karambit Crimson Web çektik. Şu an en düşük Kalixp'a geçti. Şu an Kalixpa'nın bizi geçmesi lazım. Hadi be Kalixpa'm. Bir tane karambit. Çok güzel ama ben de çektim. Ama ben Kalixpa'dan daha ucuz çekmişim. Harika oldu. Karambit kasası gayet güzel geçti. Şimdi geldik kelebeğe. İlk kasadan Zantaris'im kelebek çekti. Gayet güzel. Şu an en düşük noktada biz varız. Çok iyi. İkinci kasadayız kelebekte. Buradan ben kelebek çektim ama geçemedik Kalixpa'mı. Ne olur be Kalixpa'm. Pahalı bir item çıkart be. Buradan da M4 Abiles Prince'tim çektim. Kalixpa da ucuz item çekti. Mayer kaptanımla Zantaris'im de bıçak çekti kelebek. Şimdi Zantaris'im bir tane Glock Fade çekti. Çok güzel. Kalixpa şu an en düşük noktada. Bizi geçmiş. Ne olur Kalixpa bir tane bıçak çıkart. AP pahalı olsun. Yine kaybettik. Yine kaybettik. Kaybettiğim kasa sayışına bakın. 20 dolar farkla kaybettiğim kasa sayışına bakın. Kazansaydık 2700 dolar geliyordu Zantares'le. Kaptanım da son kasadan max ticket attı ya. Kalixpa niye böyle yaptın be? Yakışmadı. Yakışmadı. Baya kötü bir başlangıç oldu. O zaman geliyorum bu sefer. Nit kasasına gideceğim ya. Nit kasasından bir 15 tane açıyorum. Geleceğim bunu. 4 kişi borrow mod, underdog mod da borrow'u da böyle bir 900 dolar civarında ayarlıyorum ve kasa sayışını başlattım. Geliyorum karşıya ilk yere Zantares'i aldım. Zantares güzel çıkartıyor. Yanında kaptan Mayer'imi alıyorum. Kalixpa'yı almayacağım. Onun yerine Flood'u aldım. Flood bakalım belki bize güzel bir item çıkartabilir. İlk kasayla başlıyoruz. Hadi bakalım. İlk kasadan çok güzel Zantares'im Ursus Doppler Safir çekti. Mayer kaptanım da Falchion Black Pearl çekti. Sonra biz bir tane M4 Abiles Prince'im çektik. Flood da en ucuzu çekti. İkinci kasadan yine Flood en ucuzu çekti. Sonra ben. Sonra kaptan Mayer. Sonra Zantaris'im. Bir tane bıçak çıkarttı. Gayet güzel oldu onun için. Şimdi üçüncü kasadayız. Üçüncü kasadan Glock çekti Maxi'ye. Güzel oldu. Flood da bir tane bıçak çekti derken. Dördüncü kasadayız. Buradan P2 Bayonet Doppler çektim. Kötü oldu bizim için. En azından Flood da bir tane bıçak çekti de farkı çok açmadık. Şimdi bakıyorum. Aramızda çok bir fark yok. Flood farkı kapatıp öne geçebilir. Zantaris'im ve kaptanım da güzel itemler çıkartır diye düşünüyorum buradan yine. Yedinci kasadayız. Yedinci kasadan çok güzel kaptanım be. Zantaris'im de harika. Zantaris de kaptanım destan yazıyor ama Flood bir tık kötü ya. Flood bir tık weak kaldı. Bizim için kötü şu an. Geçmesi lazım Flood'un bizi. Aramızda bir 500 dolar civarında bir fark var. Hani kapanmayacak bir fark değil ama çok pahalı itemler çekilmesi lazım. Yani ama o sırada Flood'um çok düşük fiyatlı itemler çekiyor. Baya kötü. Bak işte şu Falchion Doppler Safir Flood'a gitseydi daha iyi olabilirdi. Kaptanımla zaten aramızda çok fazla fark var. Glock Axia çektik yine. Gayet güzel ama Flood aradaki farkı kapatacak itemler çekmiyor.
hala aramızda bir 300 dolar civarında bir fark var derken şu an o fark kapandı. İşte şu an harika oldu. İlk kasılaşını kötü kaybettik ama ikinci kasılaşını harika kazanacağız diye hissediyorum. Umarım son kasalardan bir pahalı item çekmem. Aramızda bir 500 dolar fark var flütle yaklaşık. Güzel, Zantaris'in bir tane falchion doppler safir çekti. Gayet güzel. Son kasadayız. Aramızda 200 dolar fark var. Kazandık. Kaybetmedik. Güzel oldu. Ne kadar geldi bize buradan? Totalde 3300 dolar geldi. 945 dolar verip 3300 dolar aldık. Ben bunu bir upgrade denesem mi diye düşünüyorum. Upgrade deneyebiliriz aslında ya. Bir upgrade denersek güzel olabilir. Ya da satıp son bir kas savaşı mı? Satıp son bir kas savaşı ya. Vazgeçtim. Geldim envantere. Selal yapıp hepsini satıyorum. Son bir kelebek kas savaşı. Alınacak bir intikamımız var. Onu almaya geliyorum arkadaşlar. 13 tane kelebek kasından koyuyorum. Geleceğim bunu. 3 kişi Borrow mod, Underdog modda başlatacağım. Borrow'u da 3000 dolar şeklinde ayarlıyorum. %67 Borrow. Karşıma geliyorum. Zantares'le kaptanı alacağım. Kaptanla Zantares'im güzel itemler çıkartıyor. Umarım bu kadar güzel item çıkartmaya devam ederler bu kasa savaşında da. Bu kasa savaşını kazanırız umarım. Hadi bakalım. İlk kasayla başladık. İlk kasadan kimse bir tane kelebek bıçak çekemedi. Ben de kaptanım da bir tane hunt kanon çektik. İkinci kasadayız. İkinci kasadan şu an en düşük kaptanım 145 dolarlık full enjektör çekti. Kötü. Üçüncü kasadayız. Üçüncü kasaya geldik ve hala kimseye kelebek gelmedi. İşin kötüsü. En düşük noktada ben varım ama kimseye kelebek bıçak gelmemesi bu durumu kötü yapıyor şu an. Yani kimseye kelebek gelmediği sürece bu kasa savaşını kazanmamızın bir anlamı kalmıyor. Beşinci kasadayız. Bir tane kelebek çekti kaptanım sonunda. Sırada Zantares'im var. Hadi Zantares'im. Sen de güzel bir kelebek bıçak çıkart. Biz bu kasa savaşını kazanalım. Altıncı kasadayız ve ilk altı kasadan çok kötü itemler geldi. Zantares'le aramızda çok da bir fark yok. O yüzden kötü durumdayız derken Zantares'im 3000 dolarlık Butterfly Doppler çıkarttı. Çok iyi. Şimdi 8. kasadayız. 8. kasadan yine bir bıçak gelmedi kimseye. Hadi be Mayer kaptanım. Sen de aradaki farkı açmak için birkaç tane item çıkartırsan çok güzel olur. Diyecektim ki 3500 dolarlık kelebek gamma doppler çıkarttı kaptanım da. Çok iyi. Son 3 tane kasa kaldı bu kasadan sonra. Yani kazanmışızdır diye düşünüyorum. Max ticket çekmemiz durumunda kaybederiz ama onun dışında gelecek bıçaklar bize kaybettirmez. Bakıyorum. Zantaresimle aramızda 1000 dolar. Kaptanımla aramızdaysa yaklaşık bir 2000 dolar fark var. O yüzden biz bu kasa savaşını kazandık diyorum. Bakalım totalde ne kadar alacağız. 13. kasa son kasadayız. Buradan da kimseye bir kelebek bıçak gelmedi ve kasa savaşını kazandık. 7274 dolara çıktık. Gayet güzel oldu. Son olarak arkadaşlar sizlere zombi etkinliğinden bahsetmek istiyorum. Burada baki yüklediğinizde alabildiğiniz event puanı sistemi var. Event pass var her zamanki gibi. 1 level'den 100 level'e kadar level atladıkça buradaki ödülleri alabiliyorsunuz. Barikat bölümü var. Burada da event puanlarınızı kullanarak buradaki kartları açıyorsunuz ve karşılığında rastgele ödüllere sahip oluyorsunuz. Undead Pierce bölümü var. Burada da event puanlarınızı kullanarak alttaki kartları yukarıdan getirmeye çalışıyorsunuz ve kartların nadirliğine göre de pahalı itemler alıyorsunuz. Trader bölümü var. Event puanlarımı basmak istiyorum. 2.2 milyon event puanım varmış. Puanlarımı da basıyorum. Ne geldi? 890 dolarlık kelebek geldi buradan da. Gayet güzel değil. Aslında yani yaklaşık bir 2000 dolar civarında item gelmesi lazımdı. Kötü geldi. Neyse. Bunu da envanterimize koyuyorum. En sonunda eventin leaderboard bölümü var. Burada da event puanlarınızı biriktirerek buradaki sıralamalara girebilir ve buradaki güzel ödüllere sahip olabilirsiniz. Sizler de event'e bakmayı unutmayın. Son olarak upgrade'e geliyorum arkadaşlar. Bu itemleri de bir upgrade basacağım 1.5x'ten. Çok risk almadan güzel bir item katlamak istiyorum. Şimdi burada bir tane M9 Bayonet Doppler Safir var. Buna basabiliriz. %55 şansla sağ taraftan basıyorum ve bu da geliyor mu? Geldi. Gayet güzel. Totalde 13.200 dolar katladığımız harika bir video oldu. Bir tane M9 Bayonet Doppler Safir'imiz oldu. O zaman bu videomuzu da burada noktalayalım. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekilişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum ve Zeno 3 oluyor. Kalixba bitirdi bizi abi burada demiş. Yani önceki videoda da şanssızlıklarımız vardı. Bu videoda da oldu. Ama her zaman güzel bir şekilde katlamayı da bildik. Sizler de çekilişlere katılmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler. Sabır sonunda bunlar, inan bana. En üst raddeler, çıkmayacaktım karşına. Daha hayırlı saate gel. Kariyerini deler, geçer kurşun gibi kahpeler. Ağamı güçlüler, kucağımı düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler, tırsağa dönüştüler. Bu sefer fırsat elinde, gölgemle yarışmıştım ben. Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken, eminim kendimden. Sakın ki...